Değerli parti mensuplarımız, hepinizi hoş geldiniz, saygıyla selamlıyorum. Filistin'de yaşanan büyük bir katliam, bir insanlık dramıdır. Binlerce masum Filistin'in yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemli sebebi Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail'in gaddar tutumudur. Filistin sorunu çözülmeden Orta Doğu'da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşruiyet temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD Büyükelçilik binasının İsrail Devleti'nin 70. kuruluş yıl dönümünde Kudüs'te açılmış olması büyük bir provokasyondur. ABD'yi bu yanlış politikasını terk etmeye, İsrail'i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Filistin sorununun çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin Devleti ile İsrail'in güvenlikli sınırlar içinde yan yana barış içinde yaşaması olduğunu vurguluyoruz. ABD ve İsrail'in yanlış politikalarına karşı tüm dünyadan yükselen kınama mesajları somut bir sonuç doğurmamaktadır. Filistin halkının yaşadığı insani dram devam ediyor. AKP'nin yıllarca uyguladığı politikaların İsrail üzerinde hiçbir caydırıcı etkisi olmamaktadır. Ayrıca iktidar bir yandan ABD'nin Orta Doğu politikalarını kınarken diğer yandan Suriye'nin ABD tarafından bombalanmasına alkış tutmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi misyonu gereği her dönem Filistin halkının yanında durmuştur. Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Türkiye temsilciliği Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında açılmış, Bülent Ecevit ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları Filistin davasının sadık bir destekçisi olmuştur. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi ve genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu masum ve mazlum Filistin halkının yanındadır. Filistin halkına yapılan zulüm bir insanlık suçudur. Bugün Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı en güçlü bir şekilde hayata geçirmeliyiz. İsrail katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşmeleri genişlettiği müddetçe uluslararası planda tecrit edilmelidir. Bir kere daha ABD ve İsrail'i güçlü bir şekilde kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.